Hani bu erteleme nihai çözüm değil. Erteleme yaşamda kalmak için bir savunma mekanizması. İnsanlar genelde iki bakış açısıyla falan bakıyorlar. Mesela diyorlar ki ya bunu iş hayatına uygulamakla ilgili hani yazılım süreçlerinden departman yönetmeye nasıl uygulayabiliriz falan gibi daha böyle dar ölçeklere bakıyorlar. Ben böyle tarih ve sosyolojik perspektifinden dijital dönüşümün konumlanması içerisinde toptan yaşam tarzımızın değişmesiyle ilgili bir şeye uyum sağlayan ve ama bunu yaparken de mikro seviyede bireysel yaşamı hemen toparlamaya yönelik bir unsur haline de getirdim. Ben bir şey yapmıyorum pek. Ben görüntüyü açıyorum orada. Yani görüntüyü açmak için gerekli doneleri verip yönlendiriyorum. Ne yapacağıyla ilgili değil. Bu görüntüyü nasıl açarla ilgili teknikler konusunda temelleri veriyorum ve yola çıkmasını sağlıyorum insanların. Ya reklamcılıktan kaynaklı sevgili Mustafa Acıngil, insanları ister istemez stereotiplere uygun şekilde ya da belli prototiplerle tanımlama, sınırlama falan çok sık yaptığımız bir şey. Hı-hı. Yanlış olduğunu biliyorum, doğru da olmadığını biliyorum ama hani böyle ister istemez insanlar modelleniyor. Kendine ait model kurabilen nadir adamlardan bir tanesisin tanıştığımdan bu yana. Gerçekten hani kendine ait kategorim var. Mustafa Acıngil gibi falan diye. Evet gerçekten bu bizde bir deyim bu arada. Mustafa Acıngil gibi yapmak. Gibi. Mustafa Acıngil gibi düşünmek, yönetmek falan gibi. Yani hani böyle karizmatik ya da liderlik bilmem ne gibi şeylerden ari kendine ait bir sistemi, kendine ait bir formülü, kendine ait bir biçimlendirmesi olan ve hani bu modelin tutarlılıkla ve istikrarla devam edebilecek kabiliyete sahip olan ve yani hani çok çeşitli bilgiyi multidisipliner kullanan falan yani hani böyle bir alanın içerisinde. Bende de bir müddettir şey oldu böyle niye böyle ki, niye böyle olmalı ki falan davranışı standart haline geldi. Mesela bir şey anlatılıyor, bir kalıp var, bir şey var. Niye ki? Yani niye farklı olmasın? Yani böyle bir ara şey düşünüyordum böyle. Tam bizim gıcık öğrenci modeli yani. Niye ki? Yani yaratıcılıkla ilgili nasıl yaratıcı olunur, acaba yeterince yaratıcı mıyım falan diye düşünürken bir süre sonra şey buldum böyle. Yani hazır kalıbı zaten hiç kabul edemiyorum şeklinde bir şey görmeye başladım. Yani bir kalıp olabilir, bir şeyle ilgili herhangi bir konuda bir kalıp anlatılıyor olabilir. Ama bu bir kalıptır. Ve ben bunu kabul etmek durumunda değilim. Kabul edebilirim ya da etmeyebilirim. Kendime kalmış bir şey. Bir de şey de çok önemli tabii burada. Hani eski alışkanlıklarla devam ediyoruz falan ama kutunun dışında düşünmek lazım düşüncesinden. Sonra şunu fark etmeye başladım. Kutu falan kalmadı ki artık. Yani hani kutunun dışı değil yeni kutular yaratmaya başlamak lazım falan. Böyle bu nasıl tabii, olduğunu bilmiyorum. Ben de öyle bir yerde buldum kendimi yani. Bu tabii çok yani hani zamansal algıda gelecekle alakalı bir şey de üzerine konuştuğumuz. Hani böyle tarif ettiğinde. Ama mesela hani şimdiki zamana baktığında mevzu şeye dönüyor yani. Hala çok eskiden beri taşıdığımız hikaye kalıplarını kullanıyoruz. Arketip, ister Jung'un arketipleri gibi diye tarif et bunu. İster işte belli hikaye ve örüntülerdeki kahramanları modelliyoruz. Herkes büyürken farkında olmadan bir model seçiyor kendine. Bir kimlik modeli. Bu ister biyolojik temelden gelsin, istersen de sosyal görüntülerden seçmiş olsun. Biz de film kahramanlarını onlar üzerinden. Fedakar olan bir model var, şeytan olan bir model var falan. Yani hani iyilikle kötülükle arasındaki hikaye. O yüzden hani değişik bulduğum, bir konuya yaklaşım açısından kendine özel bulduğum, kendine özel biçimde bulduğum bir insansın. O yüzden tebrik ederim. Bu bir şey gibi yani spesifik eğlenceli bir durum. Teşekkür ederiz. Hocam çevik yaşam konuşacağız seninle bugün. Aslında Sinan Hoca ile beraber ikimiz de bu sürecin çeşitli aşamalarında seninle ortak küme yaptık. Yani sen bizim hocamız oldun. Ben de biraz daha geçici bir süre Sinan Hoca ile daha uzun beraber çalıştığını biliyorum hikayede. Son dönemlerde çok sık duyuyorum. Bayağı bildiğin kurumsal şirketler, global şirketler, Agile başlığı altında ya da çevik yaşam başlığı altında yönetim sistemlerini ya da iş üretim sistemlerinin biçimini değiştiriyor. Önce şeyi sorayım, yani benim merak ettiğim konu orası. Yani neden böyle bir değişime ihtiyaç duyduk? Bu bir gelişme hali mi, değişme hali mi? Önce onu sorayım, programın formatına uygun şekilde neden sorusunu sorayım. Sonra bunun altında kazıya kazıya gideriz. Temel konu aslında parametre setinin ciddi anlamda değişmesi, hatta ortadan kalkması olarak gözüküyor. Yani mesela önceden beri gelen ana akım konular var. Diyelim ki aile var.
ilişkiler var, geçim var falan. Bunlar ana akım konular. Bu ana akım konuların zaman içerisinde kalıplaşmış yapıları var. Bunlar böyle sanayi toplumunda kalıplaşmış halleriyle geldiler bize. Ama o kalıplaşmış halleri şu anda çalışmıyor. Yani bu dijital dönüşümle birlikte, dijital dönüşümün hızlanması, hele de koronayla birlikte böyle ışık hızına geçmesi falanla birlikte o doğduğumuz dünyanın kalıpları artık çalışmıyor. Dolayısıyla aile yine olacak, geçim yine olacak, sosyal ilişkiler yine olacak, sınıflaşma yine olacak falan ama eski kutular çalışmıyor artık. Dolayısıyla bunun yenilerini keşfetmek gerekiyor. Yenilerini keşfetmek de geçmişte olduğu gibi yapmaya devam ederek yapabileceğimiz bir şey değil. O yüzden ufka doğru baktıkları zaman bu ister dünya devleri olsun, büyük şirketler olsun, küçücük insanlar olsun, tekil varlıklar olsun falan kimse göremiyor artık. Göremediği için de keşfederek ilerleme zorunluluğu doğuyor. Bu da aslında çevikliği getiriyor. Yani artık böyle uzun vadeli bir hedefleme yapıp ona göre planlar kurarak ilerleyebilme şansımız yok. Uzun vade sürekli değişiyor. Gözümüz bir yandan orada olarak ama adımlarımızı yakın döneme göre atmamız, esnek, kısa dönemli planlamalarla hareket edebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında çevik kelimesi tam olarak. Peki bu şu mu bir şeyde? Biraz fazla sözü ele aldım ama. Güzel. Benim zaten kendi pratiğimle giden paylaşacağım soracağım şeyler olacak. Sen hani konuya genelden gir daha güzel oluyor. Şu mu konu? Yani eskiden bir toplumsal mühendislik yapıyorduk. Gelecek 50 yılla ilgili, 100 yılla ilgili atamalarımız vardı. Şimdi ona göre düzenliyorduk. Gelecekteki alacağımız şekle göre düzenliyorduk. Sonra bu toplumsal mühendislik meselesinin çöktüğünü ya da o kadar da umduğumuz gibi ilerlemediğini fark ettik. Yani bir kör nokta, geleceğin içerisindeki bir kör nokta, internet gibi, bir kör nokta, korona gibi bir şey geliyor. Ve gelen şey planlana gelen geleceğin tümünü değiştirebiliyor ya da formunu değiştirebiliyor. Bunu kabullendiğimiz bir dönemde miyiz? Bunu kabullenip anladığımız yani toplumun geleceğini mühendise edip planlamaktansa oraya doğru bir akış durumu var. Bu akışta hani bireyin kendisini değişen koşullara daha hızlı adapte olabilen, daha uyum sağlayabilen duruma getirelimin değişimi mi? Bu çevik yaşamla ilgili konuştuklarımız. Yani geleceğe yönelik planlamaya baktığımız zaman stratejik, taktik ve operasyonel seviyede düşünecek olursak geçmişte bence hiçbir zaman bu olmadı ama şöyle bir yanılgı olduğu dönemler oluyor. Operasyonel olarak da ne yapmamız gerektiği belirli. Dolayısıyla ona göre hani her bir bireyin rolü ne yapacağı falan filan belirli. Ona göre hareket ediyoruz durumu var. Ama şimdi o strateji seviyesindeki konular mesela temel yaşam devam edecek, ekonomi devam edecek, iletişim devam edecek falan onlar strateji. Ya orada toplum mühendisliği işliyor diyorsun hala. O toplum mühendisliği bir şekilde işler. Çünkü o yaşamın devam etmesiyle ilgili bir konu. Ama bu strateji nasıl taktiğe dönüşmeli, nasıl operasyona dönüşmeli konuları yeniden yazılıyor, tanımlanıyor. Yaşamın devamı anlamında süreklilik hep var. Ne kadar böyle depremler, devrimler, şunlar bunlar falan da olsa yaşam bir şekilde yolunu buluyor zaten. Yani şöyle girsem araya doğru özetlemiş oluyor muyum? Yani yaratıcılık, sistemi yönetme, gelecekle alakalı bir şeyler, vizyonlar oluşturma bunların bu havuzun hepsi aynı dört nala kendi içinde koşturuyor. Fakat bunları uygulamayla alakalı. Yani bunları nasıl uygulayacağımız ve uygulama biçimini nasıl yöneteceğimizle alakalı konuştuğumuz yerde karşılaştığımız abi odaklanamıyorum, konsantre olamıyorum, her işi erteliyorum, bir türlü planlarımı tutturamıyorum, hatta plan yapamıyorum gibi başlıklardan oluşan karmaşamızın karşılığına, bunları yapamadığımız şeyin karşılığına geliyor burası. Bunlar aslında savunma mekanizmaları. Yani insanların ertelemelerine baktığımız zaman çoğunlukla çoğu birey için şunu görüyoruz. Ertelemek zorunda zaten. Yani akıl sağlığını koruyabilmek için ertelemek zorunda. Çünkü üstüne öyle bir yığın gelmiş durumda ki baş edemiyor. Türkiye'nin erteleyen milyonları olarak çok teşekkür ediyorum. Yani, hepimiz aynı takımdayız. Hepimiz aynı takım. Kol kola gidip halay çekeceğiz. Hani bu erteleme nihai çözüm değil. Erteleme yaşamda kalmak için bir savunma mekanizması. O savunma mekanizmasını fazlaca kullandığımız zaman hani diyelim ki alkolü bir savunma mekanizması olarak kullandı, bir kafayı buldu falan biraz toparladı bir şeyleri. Ama onu sürekli kullandığı zaman onun kendisi zehir haline gelebiliyor. Yani ertelemeyi niye yapıp
niye yapmayacağımızı, ne durumda niye yaptığımızı anlamak gibi konulara geliyor olay. Çevik yaşam tam da bunlar için aslında. Yani kendimi, ortamımı ve yöntemlerimi görmeye başlamak, neyi niye yaptığımı ya da niye yapmadığımı, niye yapamadığımı anlamak ve onu dönüştürmeye başlamak üzerine. Yani bu aslında çevik yöntemler diyebileceğimiz yöntemler sizin sektörde, yani yazılım sektöründe bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmış diyebiliyorum ben. Neden ortaya çıkıyor bu? Yani o ihtiyaç nedir? O yani normal yazılımcının yapamadığı neyi yapmayı sağlıyor? Ya da ben işte basic kodu yazmıştım orada, hödür hödür yazdığım bir şey ama iş çeşitlendiği zaman böyle bir şey ortaya çıkıyor acaba? Aslında işin kritik noktası şu, çağın böyle farklı yönleri farklı hızlarda evriliyor. Ve bunun içerisinde yazılım, veri gibi konulara baktığımız zaman bunlar önden evrilen, ihtiyaçların oralara odaklandığı konular. Çünkü dijital hayata adapte olacaksın. Bunu nereden yapacaksın? Yazılım üreterek yapacaksın. Bunu nereden yapacaksın? İşte veriye çevireceksin. Veri üzerinden analizlerle yapacaksın. Dolayısıyla orada baskı daha yoğun bir şekilde ilk önce oradan hissedildi. Yani matkabın ucu gibi orası, sıcaklık orada. Dolayısıyla o mevcut düzenle devam ettirememe hissi öncelikle orada ortaya çıktı. Çünkü şunu gördüler, yani yazılım üretiyorlar diyelim ki 2 yıllık bir plan yapmışlar, yazılımın analizini yaptılar, yapacaklar ama 2 yıl sonra teslim etmeye çalıştıklarında oho diyor, benim ihtiyaçlarım değişti. Ha, ve bu 1-2 falan görüyorlar ki artık değişiklik böyle beklenmedik bir şey değil, değişiklik norm zaten. Bir şey yapmak için yola çıkıyorsun ama daha yaparken isterler değişiyor. Mesela masada çok özür dilerim. Birçok hani yönetimle alakalı çalıştığım masalarda birçok insanı ikna etmekte zorlandığım konu. Web sitesi yapmak diye bir şey yok. Web sitesi artık hep yapıla gelen bir şey. Yaşayan yani, bir şey aslında. Yaşayan bir şey, devam ede gelen bir şey. Yani web sitesi yaptım bitirdim 6 ay dokunmayacağım. Öyle bir şey yok ki web sitesini yapıyorsun ve değişim istiyorsun. Yapıyorsun, ertesi gün bunları değiştirelim istiyorsun. Ya 8 sene evvel ayrıldığım bir kurumun web sitesine girdim. Ben oradayken o web sitesinin tasarım ekibinde bulunmuştum işte akademik olarak. Aynı site duruyordu ya. Yani hiçbir çivi çakılmamış yani. Web sitemiz var mı? Var. Yani pek çevik bir durum değil bu. Buradaki o matkabın ucundaki hızın sağlıklı bir şekilde artırılabilmesini sağlamak için çevik yöntemler gelişti. Ama bu şu durumu oluşturdu. Şimdi o matkabın ucundaki hızı sağlıklı bir şekilde sağladığın zaman arka taraflar da hızlanıyor. Dolayısıyla çeviklik ihtiyacı her yere doğru yayılmaya başladı. Yani sektörlere vesaire her şeyin hızı artmaya başladı. İş döndü dolaştı bireysel insana kadar dayandı. Yani şu anda bireysel olarak bir insanın başarılı olabilmesi için, mesela diyelim ki yeni mezun öğrencinin başarılı olabilmesi için ya da iş hayatında beyaz yaka iyi çalışıyor, deneyimi var, bankada parası var, network'ü var falan. Bu insanın 3 sene sonra hala aynı başarı seviyesinde devam edebilmesi için kendini bir yeniden formatlaması gerekiyor. O yüzden de yani hani parametre değişikliği olayı var ya, hani parametre değişikliği artık bireysel hayatlara kadar çok baskılı yayılmış durumda. Bu şu demek değil değil mi? Yani iyi bir haftalık plan yapacağız. Bu soruyu bilerek soruyorum. Bunun demek olmadığını biliyorum ama dinleyen insanlar için anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok güzel bir plan yapacağız. Planlı ve sistematik bir hayat. Bununla ilgili hiç, bununla hiç alakası yok değil mi çevik yaşam? Ya bunu yöntem olarak kullanıyor çevik yaşam. Ama özü şuna ilişkin. Hani çok özet olarak kendimi, ortamımı, yöntemlerimi görmek, tanımak ve onları iyileştirmek, dönüştürmek. Ya kabaca bir model, önce şunu sorayım sonra da modelin nasıl işlediğini azıcık detaylı anlatsana diye soracağım. Aha. Çünkü bu konu birazcık şey gibi kalıyor yani böyle burada büyülü bir şey var ama içi ne olduğu belli değil ben gibi. Ben aslında şu yazılımda hangi ihtiyaca binaen nasıl ortaya çıktı diye sorarken orada ilginç bir açıklayıcılık olduğunu düşünerek soruyorum. Mesela yazılımın hızlandığından bahsettin, çevik yönetime geçtiğinde yazılımcıların. Daha önce yapamadıkları neyi yapmayı sağladı? Mesela birkaç tane şey söyleyeyim. Öncelikle ürün analizi bitip bütün olarak biten bir şey değil. Daha ikinci haftasında, dördüncü haftasında çalışır bir parça ortaya koyan, çevik yaşamda da bizim yaptığımız önemli bir şey bu. Birinci haftadan itibaren fayda oluşturmaya başlamak. Parçalara bölüyor o zaman. Parçalara bölmek de değil tam olarak. Çünkü parçalara böldüğünüz zaman tekil bir parça kendi başına var olamaz. Evet. Evrimleştirmek gibi. Yani bunun en ilkel, en gerekli temel versiyonu ne? Onu yaşatmaya başlamak.
onu yaşatırken nasıl yaşadığıyla ilgili gözlemlerle birlikte mutasyonlara uğratarak geliştirmek. Hmm. Versiyon 1, versiyon 2 diye konuştuğumuz. Benim o yüzden hoşuma gidiyor demek ki. Ha, biyolojiye benziyor yani. Evet. Evet, yani bir yaşama sokuyorsun bir şeyi. Hani böyle sihirli büyülü anda yaşamak falan, meditasyonlar acayip böyle hiç ulaşamayacağın nirvanalar falan gibi bir şey değil aslında. Kavramlarını görüp birinci haftadan itibaren yaşamda sonuçlarını almaya başlayacaksın. Ve o sonuçlardan geri beslemeyle de beslenerek ikinci hafta, üçüncü hafta onları da dikkate alarak, evrimleştirerek ilerlettiğin bir mekanizma. Evet, ben bunu yaşamıştım. Birazdan detay vereceğim o konuyla ilgili. Mesela bu şimdi Agile Management diye ya da çevik yönetim diye orada başlayan bu şey. Ben 3 senedir bunu her yerde duymaya başladım. Gitgide de artıyor. Herhalde Covid döneminde daha da artmaya başladı. Aynı mantığı alıp kurumsal ve bireysel hayatı uygulamakla ilgili konuşuyoruz değil mi? Yani yaptığımız şey aslında o. Çıkış yeri orası. Ve bu bir model olarak hayatın değişik alanlarında uygulanabiliyor. Benim böyle biraz hani bu yaratıcılık yönüyle ilgili konuştuğum konu biraz da onunla ilişkili. Şimdi çok şeyi bir araya getirdiğim için, hani okuduğum lisanslar olarak sadece bakacak olsak, hani veri alanında bir kariyerim var. Mühendislik, yüksek mühendislik okudum, sosyoloji okudum, tarih okudum, işte felsefe okudum, psikoloji devam ediyor. Bitmez ama videoyu yani uzatıyorsun. Psikolojide de benim öğrencim şu anda. Biliyorum. Bu bakış açılarıyla bir araya getiren ilginç bir yaklaşım geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani insanlar genelde iki bakış açısıyla falan bakıyorlar. Mesela diyorlar ki ya bunu iş hayatına uygulamakla ilgili hani yazılım süreçlerinden departman yönetmeye nasıl uygulayabiliriz falan gibi. Daha böyle dar ölçeklere bakıyorlar. Ben böyle tarih ve sosyolojik perspektifinden dijital dönüşümün konumlanması içerisinde toptan yaşam tarzımızın değişmesiyle ilgili bir şeye uyum sağlayan ve ama bunu yaparken de mikro seviyede bireysel yaşamı hemen toparlamaya yönelik bir unsur haline de getirdim. O yüzden hani pek çok yönüyle böyle biraz daha unik bir şey olduğunu düşünüyorum benim uyguladığım şekliyle. O zaten o kesin. Yani ben de bile çalıştığına göre. Biz bu arada kaç aydır seninle? 28. 26 ya da 28. oturumu yaptık hocam. Bir yani böyle 6 ayı ya geçmişiz. 6 ayı geçtik. Yani enteresan bir şey oldu. Başladığımız konu neydi? Şimdi geldiğimiz yer neresi i̇şte oldu? Evrimleşiyor. Aynen öyle. Yani şu anda geldik bütün dertlerin benim yememle ilgili olduğuna karar verdik. Ya fabrika ayarlarını düzeltiyoruz şu anda. Bir de şey, benim hani danışanlarla iletişime baktığım zaman yani belirli bir kalıbı herkeste uygulamak gibi bir şey değil. Temel yöntemleri, temel bileşenleri o insanın hayatına sokup kendi kendine kişinin bunu evrimleştirmesiyle kendi yolunu bulmasını sağlamak aslında yaptığım. Mesela bak bu 6 aylık süreçte biraz önce söylediği şeyi örnekle vurgulamak için söylüyorum. İlginç bir şey olduğunu seninle beraber fark etmiştik zaten konuşurken. Ben mesela devamlı ana ürünüm olarak yazmayı ve konuşmayı, işte içerik hazırlamayı görüyordum ya. Onu planlamaya çalışıyorduk ilk başta. Planlama derken bunu çevik mantıkla nasıl organize ederiz konuşuyorduk. Bir süre sonra aslında beraber şunu fark ettik. Yani bu da hep her hafta geriye dönük olarak ne yaptık meselesi üzerine muhabbet ederken oldu. Ben hiçbir şey yapmadığım zaman yazıyormuşum zaten. Onu fark ettik mesela. Benim yazabilmem için hayatımdaki o karmaşayı bir düzene sokmam lazım. Ben yanlış yerle ilgili çalışıyorum. Bu çok yaygın görülen bir patern. Genelde insanların hayatında boşluk yok. Kafasında boşluk yok. Zamanında boşluk yok. Boşluk olmadığı için böyle nimetler, fırsatlar yağıyor ama çarpıp çarpıp gidiyor. Çünkü hiç boşluk yok. Çoğu kişide ilk yaptığımız şeylerden birisi boşluk açmaya başlamak oluyor. Öyle olunca hem dışarıdan geliyor hem içeriden geliyor. İçeriden gelen beni daha çok ilgilendirdi orada. Yani bu seninle daha önce Can Canan'da da konuşmuştuk işte. Ne yaptığının farkında olma meselesi. Evet, evet, evet. Yani kafanın nasıl işlediğinin, elinin neye uzandığının, her gün en çok neye vakit harcadığını biraz görmekte. Zaten sen de bunu tarif ederken hani buna artık standart çevik yaşam demeyelim de Mustafa Acungil tarzı çevik yaşam yöntemi diyelim buna. Hı hı. Yani o yöntemde aslında bir farkındalık meselesi bu. Yani ağırlıklı olarak oradan başlıyor. İşin başlangıcı. Bence burada da çok önemli bir ayırt var. Farkındalık faydalı bir şey değil. Çoğunlukla insanlar farkındalıktan zehirleniyorlar zaten. Aksiyona neden olmayan farkındalık pişmanlıktır sözü aklıma geldi şimdi. Evet, yük haline geliyor. Yani bir şeyin farkındalığı oluşuyor ama o farkındalıkla ne yapacağını bilmiyor. İpucu. Şimdi ip azken ipucu çok değerli.
İpin ucunu bulduğun zaman oradan gidiyorsun çünkü eskiden böyleydi. Yokluklar çağındaydık. İpi yakaladığın zaman ona tutunup gidebiliyordun. Yani bir kariyere başladın, bir şeye başladın falan. Şu anda 100 bin tane ipucu var. Ve bunların 99 bin tanesi ya bir yere gitmiyor ya da bana uygun bir yere gitmiyor. Peru'nun içindeki bit gibiyiz. Hangisini keşfedeceğim? Yani hangisi bana uygun? Onu anlamak, onu bulmak onun o için bir yönteme ihtiyaç var. Yeni düştüğü şey içe tadı. Yani saçın, çok iyiymiş gerçekten. Saçın içindeki bit gibiydik diyeceğim ama bir tek Mustafa Acungil var saçı olan. Ben peruk tercih ettim. Metaforunda böyle acı bir yönü var yani. Ne yalan söyleyeyim. İki kere oturuyoruz burada. Ben de çıkarıp koyarmışım kenara. Öyle olmasını çok tercih ederdim. Tabii neyse Allah bozmasın. Böyle güzel. Peki bu, ben mesela şimdi ben atipik bir adamım. Dolayısıyla hani su misal olmaz diye bir söz vardır ya. Ya benim durum gerçekten biraz marjinal. Çünkü hani normalde bütün hayatı belli bir takıntı üzerine giden ve o takıntıyı daha yaşam tarzı haline getirip bundan bir takım çıktılar elde edebilme şansı yaşayan bir insanım. Ama bir de büyük bir çoğunlukta insan, benim de bir, uzunca bir dönem geçirdiğim bir hal içerisinde. O hal şu: yapabileceği çok şey var ama yapabildiği hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir ortamdaki bir insana sanıyorum bunun bir enteresan katkısı olacak gibi. Senin çok kişiye bunun şeyini de verdiğini biliyorum. Yani mentorluğunu yapıyorsun, birlikte çok kişiyle çalışıyorsun. Bunların arasında bayağı hadi canım bu da mı çevik yaşama ihtiyaç duyuyor diyebileceğimiz insanlar da var. Kerli ferli böyle insanlar, patronlar falan da var işin içinde. Öğrenciler falan filan da var. Senin en çok gördüğün faydası yani... Bu sistemi hayata oturtturduktan sonra sen de atipiksin. Sendeki faydası değil de öbüründeki faydasını merak ediyorum. Sen de normal adam değilsin çünkü yani sen de böyle devamlı üretim modunda olduğun için. O böyle kararsızlara ne yapıyor? Yapamayanlara ne yapıyor bu yani? Aslında şöyle bir durum var. Şimdi sis düşünün hocam. Yani İstanbul'un sisini, böyle eski sisleri vardır. Şimdilerde o kadar. Bazen köprüdeyken mesela acaba uçuyor muyum, havada mıyım falan oluyorsun ya. Evet, bir kere yaşadım. Yani köprü bile yok. Böyle havada gidiyorsun. Ben şöyle sis gördüm İstanbul'da. Duvar. Böyle önünde gri bir duvar var. Yani 5 santim, 10 santimden ötesini görmüyorsun. Hani biriyle kafa kafaya çarpışman her an mümkün. İnsanlar böyle yaşıyorlar hayatlarını. Yani... Kendi yaşamıyla ilgili görüş alanı bu seviyede. Bir kısmını görüyor. Mesela iş hayatıyla ilgili konmuş kurallar var, yöneticinin atadığı bir şeyler var falan. Orayı gördüğünü zannediyor. Kendi bireysel hayatında düz duvar ya da ilişkilerinde düz duvar falan. Böyle yürüyor ama görmeden yürüyor. İlk etkisi görmeye başlamak oluyor. Kendini görmeye başlamak. Güzel güzel tarif. Yani o görüntü açılmaya başlıyor. Bulutlar dağılmaya başlıyor. Zaten bu, ben bir şey yapmıyorum pek. Ben görüntüyü açıyorum orada. Yani görüntüyü açmak için gerekli doneleri verip yönlendiriyorum. Ne yapacağıyla ilgili değil. Bu görüntüyü nasıl açarla ilgili teknikler konusunda. Temelleri veriyorum ve yola çıkmasını sağlıyorum insanların. Ve onlar görmeye başladıkları zaman, şeye inanmıyorum ben, olağanüstü zeki insanlar şu bu falan filan. Hani insanların hepsi tüm canlılar bağlamında baktığınız zaman Einstein'la IQ'su en düşük insan böyle tek bir çizgidedir yani. O birbirine çok benzer konumdalar. Tüm canlılar olarak az kalınlığı olan bir çizgi yani böyle. Yani çok hakikaten çok yakın birbirine. Evet. Dolayısıyla ortalama bir insanın, insanların çok büyük bir kısmının olağanüstü yetenekleri var zaten. Hani o belirsizliği açmaya başladığınız zaman, görmeye başlamasını sağladığınız zaman şey gibi oluyor. Hani basketçiler falan böyle ayaklarına ağırlık bağlayarak çalışırlar ya. Çünkü o ağırlığı çıkardığı zaman, ağır ayakkabıyı çıkarıp normaline giydiği zaman uçar. İnsanlar uçuyorlar. Çünkü hani görmeden böyle bu şeyle, önünde düz duvarla yürümeye alışmış, o şekilde yaşamda kalabilmiş insan. Mesela o erteleme konusu. O yaşamda kalabilmeyle ilgili taktik. Şimdi o insana görüş alanı sağlamaya başladığın anda inanılmaz stratejiler ortaya çıkıyor. Ve insanlar zaten aslında kendileri için gerekli cevapları biliyorlar. Bilinçaltları sürekli olarak o cevapları üretiyor. Ama böyle kaygıyla, stresle, ertelemeyle falan bilinçaltını dinlemeyi bırakmış durumda oluyor. Öyle olunca da bilinçaltı ne yapıyor? Artık dert bile etmiyor. Yani söylemiyor bile artık. Çünkü kulak veren yok. Ha, o bulutlar dağılıp da insanlar kendi içlerinden gelen sesleri duymaya
ve onlarla ilgili eyleme geçmeye başladığı zaman böyle içeriden yağmaya başlıyor. Bak şunu da yapalım, bunu da onlarla yapalım. Onlarla ilgili eyleme geçmek anahtar kelime galiba. Kritik burada. Nokta o. Yani fark ettiğin şeye dair bir şey yapacaksın. Yani şöyle diyorsun. Düşünün, diyelim ki büyük bir holdingiz, bu holdingin bir CEO'su var. CEO bir kişi, altta da 100 bin kişi var. Ama CEO diyor ki ben yaptım, ben indirdim, ben kaldırdım, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım falan. Alttakiler de diyor ki bu nasıl bir manyaklık, her şeyi kendisinde görüyor falan. Ve içeriden gelen hiçbir fikre de aldırış etmiyor. Şimdi öyle olunca içeridekiler kendi kafalarına göre yaşamaya başlıyorlar. Hani bildirimde bile bulunmuyorlar artık. Ya da işte çok yaşamsal hale gelince acayip bir sırt ağrısı olarak, zehirlenme gibi reaksiyonlar olarak, depresyon olarak falan bildirimlerde bulunuyorlar. Şimdi biz o ortalığı açmaya başladığımız zaman CEO bir kendine gelmeye başlıyor. İçeriden bir iki ses duyuyor öyle olunca. Şimdi ama duymayla tek bahar, çiçekle bahar gelmez. Şimdi duyduğu sesle ne yapacak? İçeridekiler ona bakıyorlar. Hani orada bir eyleme geçme durumu varsa, onunla ilgili sonuç alıyorsa, içerinin bazı sorunlarını çözüyorsa, hani düşünün ki o şirkette çalışan biri olarak CEO dedi ki bakın kapım açık, artık bana gelip fikrinizi söyleyebilirsiniz falan. Şimdi neye bakarsınız? Çok cesur değilseniz atlamazsınız henüz. Bir atlayana bakarsınız. Bakarsınız atlayan ne oluyor? Dinleniyor mu? O söylenen şeye göre bir sonuç alınıyor mu? Ödüllendiriliyor mu falan? Yavaş yavaş o güven duygusu oluşmaya başlar. Ve o zaman işte asıl şeyler yağmaya başlar. Yani bir farkındalık oluştu. Eyleme dönüşebilecek bir şey geldi içeriden. Onunla ilgili bir şey yapmıyorsam, yani lafta bir değişim dönüşüm var ama aynı tas aynı hamam. Dolayısıyla arkası gelmiyor. Ama yapıp hakikaten sonuç aldığımı görürsem hem benim genel müdürün inancı artıyor, hem çalışanların inancı artıyor. Dolayısıyla o sistem çalışması gerektiği gibi çalışmaya başlıyor. Bizim CEO bilinç galiba. CEO bilinç. O hani öbür bilinç, arkadaşlar da bilinç dışı. Beynimizin içerisinde bilinç bir tek bir CEO. Yani o kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışırsa alttakilerden bir haber. Sorunlar oradan. Bunu şey yapsak ya, okula, liseye falan. Bütün dersleri iptal et. Bebeğe beliye bu farkındalığı ver. Daha sal gitsin ya. Yani öyle gibi gözüktü bana sanki. Hani ben denizden etkisi öyle. Sorunlar da aslında bunun tam tersini okullarda yapmamızdan kaynaklı. Onu diyormuştum. Yani maalesef. Ya şeyi işte bir tür analizlemek için veri topluyoruz açık beyin olarak. Yani bilgi topluyoruz. İnsanlar neyle ilgili ne problemi çekiyor ile alakalı. Çok hızlı değiştiği için bazı kritik konular anlaşılamıyor. Mesela bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi seçmek dert konusu hiç anlaşılamıyor. Ya öyle bir dönemdeyiz. Yani yok Z kuşağı 8 saniyede ne izleyeceğine karar veriyormuş. Mecbur öyle karar veriyor. Milyon tane data var. Ne yapacak? Hani bunun normalitesini anlasana. Bu bir konu. İkincisi de az önceki o havuzladığımız planlayamıyorum, yapamıyorum, dönüştüremiyorum, yapma eylemini gerçekleştiremiyorum. Hayatım işte zebralara bakan aslan gibi böyle geçiyor. Ya yani hani neye odaklanacağımı bilemiyorum. Abi bu metafor çok iyi ya. Ya ama öyle oluyor ya. Zebralar bir de böyle böyle hareket ediyor ya yani hani şeyde hani konulara odaklanamıyorsun. Evet, birisi mecbur bırakırsa, zamansal anlamda bir zaman kısıtı gelirse mecbur eşek gibi iş yapıyorsun. Yani ama köle olduğumuz modlar evet, çalışıyor. Ama bunun dışındaki her şeyi hızlı bir şekilde erteleyelim ve o arada ne yaptığımız da belli değil. Mesela şunu yapsak sorun değil. Çok dinlendim abi. Çok keyif yaptım. Çok güzel kendimi dinledim. Doğada kaldım. Böyle de değil. Devamlı bir şeyle de oyalanıyoruz. Lanet olsun çok boşa vakit geçirdim orada. Ha evet evet. Yani devamlı bir YouTube'da ne anlamını bilmediğim bir şey izlerken ya da biriyle bir şey yani oyalanırken geçirdiğim bir vakit geçiriyorsun. Ve bu problem bireysel bir sorun değil. Toplumsal olarak ev hanımında işte gayet yüksek seviyedeki yöneticiye kadar birçok insanın ortak problemi. Bunlardan sıyrılıp bir şey yaptığı dönemlerde yaptığı şeylerle gidiyor insanlar. Yani yoksa geri kalan da bu havuzda kalıyor. Hepimiz düşüyoruz tuzağa da. Yani çağın problemi aslında evet. Bu şu anda. O yüzden çevik yaşam, çok özür dilerim hani o cümlenin altına çizmişim. O yüzden çevik yaşam mucize gibi geliyor bana. Bir şey tarif etmede. Hani anlamak, yönlendirmek ve, ya da biçiklendirmede. En güzel yönü birinci haftada sonuçlarını görmeye başladığınız bir mucize. Senin bu konuya şu yaklaşımını seviyorum bunun içerisinde. Çevik yaşam lazım. Benden eğitimini alacaksınız. Bu eğitim 12 yıl sürer. Çevik yaşam hayatın tümünde bilmem ne. Hani öyle yaklaşmıyorsun konuya. Bu bir yöntem ve bu yöntem
birkaç haftanın içerisinde konu anlaşılır. Birkaç haftada egzersize edilir. Sonrasında kendi başına dönüştürebileceğim bir yöntem diye yaklaşıyorsun. Bu benim hani eğitimlerde de içeriklerde de çok doğru bulduğum ben bir yaklaşım. Ben şeyden için. Sadece dijital içeriklerimden hiç haberim olmadığım kişilerin anlayıp uygulamaya başlayıp sonradan iletişime geçtiği durumlar yaşadım. Yani hani biraz da böyle giriş eğitimiyle, biraz böyle birkaç oturum beraber yapmayla beraber ortalama bir insanın çok rahat uygulayabileceği tekniklerden bahsediyoruz. Ben de onu soracaktım. Yapamayan oldu mu hiç diye. Yapamamak şeyle ilgili. Yeterince acı çekmemişse ya da çektiği acıyı algılayamamışsa orada oluyor. Yani hani buna hazır olan çok hızlı ilerliyor. Ama o hazırlıkla ilgili takılan bir nokta varsa onun çözümlenmesiyle ancak yani ilerleyebilir. Yani şunu soruyorum. Bir niyetin olacak. Kaplan gözü olacak yani hakikaten. O niyet olduktan sonra evet. Yani dediğim gibi ben biraz bu tip dışsal tekniklere şüpheli yaklaşan bir adamımdır. Beni ikiniz de biliyorsunuz yani. Muhtemelen izleyenlerin de çoğu artık tanımıştır beni. Kafasına göre yaşayan bir adam ama kafana göre yaşamak yani kafanın belli bir sınırlı olduğunu bilirsen önlem alman gereken bir şey. O sis perdesini dağıtacak bir şeye ihtiyaç var. Aslında kafana göre yaşamak hocam çevik yaşamın içeriği. İşte, ama işte o sis de var kafada ya. Aha. O sisi bir kaldırsan hiç fena değil. O zaman köprüde manzara çok güzel. Yani,